Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün her sefer 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki devasa bir Afrika ülkesi kurduk. Burada altta üstte her tarafta topraklarımız var. Ama üzülerek söylemek istiyorum ki bu seriyi daha fazla devam ettiremeyeceğim. Neden diye soracak olursanız en başta. Tabii siz bir like atın, yorum atın gene. Ben sebebi şu şekilde açıklayayım. Öncelikle seride beklentimiz dışında gelişen bir dünya savaşı var. Ve bu dünya savaşına gerçekten o kadar sayıda fazla ülke hakim. Zaten normalde hani Millennium'da oynadığımız için yani dünyada 192 ülkeye 193 müydü? 198 miydi? Her neyse kabul edilen edilmeyen bütün ülkeler var. Yani mesela örnek olarak Moldova'nın burası yok. Gerçekte yok. Burası kabul edilmeyen bir ülke ya da onun dışında burada bazı Afrika'nın içinde bazı isyanlı ülkeleri falan onlar kabul edilmiyor. Yani kısacası bütün ülkeler mevcut. Olan olmayan ve bunların hepsinin savaşa dahil olması şöyle sağ aslında yani zaten Afrika bizim. Yani biz dışında herkes savaşta şu an. Bir de Kuzey Afrika şey Kuzey Amerika yok. Yani onun dışında bütün herkes savaşta ve bu da cidden çok yavaş atıyor oyunu. Sıkıntı yok. Ben oynamasını oynarım ama oyun aşırı yavaş. O yüzden bu da son bölümümüz olacak. Ben topladık sayıyorum çünkü eğer ki hiçbir sıkıntı çıkmasaydı ben rahatlıkla Mısır'ı da alacaktım. Libya'yı da alacaktım ki Libya'yı alırım zaten. Şu an bile alırım. Devamında Tunus'u alırız. Hiç sıkıntı yok. Bunların aynen Nijerya ile Fas'ı alamayacağız. Algeria'yı da alacağız. Şarivi'yi de alacağız. Mesela bunları alması hiç, çok basit. Ki zaten deli gibi para kazandığım için bunlar ki 6,5 trilyon da para var yani cepte. Bu parayı istediğim herkesi çok rahat bir şekilde hızlıca puppet seviyesine indirebiliyorum. Ve yutabiliyorum anında. Bunu defalarca kez gördük yani burada. Zaten ekonomi hani birazcık vergileri kıssam halk anında kalkınacak. 20 binin anında üzerine çıkacağız ki 20 bin bile kazanmak şu an zaten Afrika standartlarına göre baktığımızda şöyle Kenya 15 bin diyor. Çoğundan üstün durumdayız. Güney Afrika'yı saymazsak. Hatta Türkiye 200 kon. Wow. İlginç. Vergileri biraz kısarsa büyük ihtimalle bizde de GDP artışı hızlıca gelecektir. Hatta kısabiliriz ya. Şu an kaç? 10 milyar kazanıyoruz. 35'e indirsek hala kârdayım. Yani hiç sıkıntı olmadı. 35'e indirebilirim rahat rahat. Ki zaten parayı da artık ihtiyacımız da kalmadı. Neyse çok vaktinizi almadım. İlerletelim. Çok uzun bir bölüm tutmayacağım. Şöyle bakayım saatime. Tamam. En fazla şu an 2 dakikanızı 3 dakikanızı falan almış olmam lazım. Devamında biraz daha 3 dakika içerisinde falan bitirmeyi tahmin ediyorum. Ve orduyu yetiştiremedik açıkçası. Sivil fabrikalar falan basmıyor. Belçika bize bak mesela İran'a savaş açtı. Belçika bize dahil oldu. Yani her yerde savaşlar Amerika falan çıktı burada. İtalya falan burada birleşmiş durumda bu şekilde böyle. Yani allak bullak oldu duran şu an bütün dünya iç içe ya. Hani sadece şu Çin'in bile hareket ettirdiği orduyu düşünün ya. Minimum 280 de 1051 diyor ya. Minimum 280 tane ordu hareket ettiriyor sadece Çin. Tamam bizde de az yok da şöyle bakalım hani bizde 343 var yani Çin en kötü ihtimalle 800 ya da 600 tane ordusu vardır. Rusya'nın da bir o kadar var. Sadece yani şu ikisinin hareket ettiği ordu 2000-3000 yani. Ki biliyorsun ki yapay zeka sürekli olarak tekil hareket ettiriyor. Ve bununla beraber yani şöyle baktığımızda taraflara tabii buradan değil şuradan genel taraflara bakalım. Şu muydu? Baktığımızda yani 4000'e 4000 mi? 1500'e 1500 gibi bir şey yazıyordu. Dur. 1400'e 3800, 1500'e 4800 mü? Öyle bir şey. Tamam, dur şöyle yapınca sığıyor. Aynen. 4400. Yani baktığın zaman hani en kötü 1500 1500 bile olsa şu an 3000 tane ordu aktif şekilde hareket ediyor. O yüzden bitirebilirsem Mısır'ı bu bölümde bitirip savaşı bir sonlandırmayı düşünüyorum. Bir de tabii ki de burada ordular aktif kımıldayamadığı için haliyle bu da bizim için bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Kargo uçağımız hiç mi yok bizim ya?
taşıma var burada. Transport plane. Ha, zaten buraya destek veriyorlar. Tamam. Zaten buraya destek veriyorlar da ne kadar işe yarıyor? Yani şu an şu vaktin ne kadar yavaş ilerlediğinize baksanıza. Saldırıyor da bu Güney Afrika ne işi var burada kardeşim? Defol git bu ya. Ben sana ne ara askeri geçiş verdim ya? Biz sana ne ara askeri geçiş verdik kardeşim? Çık git ya. He, bana asker yollamışsın, pardon. Pardon, yanlış oldu. Yanlış oldu. Biz ülkeyi aynen nasyonist yapmıştık. Bu da son bölüm olacak. Eğer isteğiniz varsa da zaten yorumlarda belirtirsiniz diye tahmin ediyorum. Cheat meet, cheatleri kapat kardeşim. Cheat meet yok. Cheat meet yok. Sen şuradan şuraya vursan burası daha rahat kırılsa keşke. Keşke. Uçaklar da ne oldu? Bir şeyler oldu. Yani bir de tam olarak hazırlıksız girdik. Askeri biraz daha kalabalık tutabilirdik. Bu arada deliler gibi normalde üretmem gereken şey hiç üretmiyorum. O da biraz garip bir durum. Çünkü buradan benim düşmem lazım. Consumption ekonomiye kadar gitmemiz lazım. Madem son dönemdeyiz, hile yapalım arkadaş. Hile yapılır. O kadar son dönemdeyiz, hile yapılır. Vergiyi de şöyle iyice kısalım. %30'a kadar çekelim. Tamam. Aa, zararı düştük. Pardon. Dur. 31 olacak o. 50 ver şöyle. 31 olsun. Tamam, 31'de kârdayız. Zarar etmeyelim, hiç sıkıntı yok. O para bitmez zaten bizdeki para. Onun dışında başka da hiçbir sıkıntımız yok. Taş gibiyiz. Ha, bak hatta şunu zaten alacaktım. 100 politik veriyor. Bunu aldığı gibi de politik puanı sileyim. Onu aldım sayın. 134. Tamam, sildim hepsini. Ha. Yani puanı sildim işte, oradan gitti sayın. Şimdi baksın üretim var mı yok mu? Heh, şükür günde 2,5 tane üretiyoruz artık. 75 tane fabrika vermiş. Bir zahmet üretelim yani. Dünyanın çeliği olması lazım bize normalde de. Yok işte, yok. Ki satmıyoruz da biz yani şu an. Satıyor muyuz? Satıyoruz. Verdiğimizin hepsini de satıyoruz yani dışarıya. Ki ihtiyacımız yok bile satmaya yani işin özünde. Zararda mıyız lan? Çok ufak bir zarardayız. Hallolur o. Sivil fabrikalar basıldıkça hallolur o. Yani Mısır'ı aşmamız buradan zor gibi ama bir şey soracağım. Sen buradan anında buraya akabiliyor musun? Ulan var ya, daha önce fark etseymişim, okuyormuşuz bak. Destek et bakayım lan, oradan geçeriz sanki. Geçersek eğer şuradan direkt paketi koydum gibi burası paramparça olur yani, ki geçtim. Hadi be, orada yetişmesi geçtiydim. Neyse, buradan kaçıyor ordular zaten. Buradan kaçıyor. Güzel güzel, salma orayı. Burayı aldık. Tamam, burası gitti. Orayı alın lan. Orayı alırsanız çok iyi olur. Araştırmalar gelmiş. Uçaklara ground support tabii ki de. Ama hava üstünümüz var zaten. Ground support'u ver. Asker araştırma da bu arada üstün gibi gözüküyor. Aslında çok diplerdeyiz, biliyor musunuz? Böyle bir durum söz konusu. Organizasyon kaybını düşürelim. Daha bunları yapacağız da. Oo, daha çok iş var. Çelik olarak bu arada kaldı mı hiç? Hani değerli böyle uf diyebileceğimiz bir nokta. Yani aslında tamamını alsak çok daha iyi olur da çok bir şey kalmadı aslında bakıldığı zaman. Hani 3-5-3-5-3-5 toplasak bir 30 çelik falan daha var. Şu yukarıda çok güzel var. Onu da alamıyoruz. Fas'ı alabilmemiz lazım. Hani Fas diyorum, Algeria dahil şekilde şöyle bir de şu aşağıya dahil edersek bir 60 bir çelik 70 çelik çıkartırız herhalde. Bir dakika dur. Ne veriyor İran? Yolla abisi. 43K konvoy var. Yolla yani. Hiç sıkıntı değil. Bu arada buradan çatır çatır yarıyorum. Eğer buradan yarıp kapatırsam ben şurayı burada ağzına sıçarım yani. Ki bakayım, kapatırız. Kapatırız. Çok rahat kapatırız. Hiç de yorulmayız. Kapattık bile. Geldi. Geldi. Şurayı patlatmak lazım. Şu an savunmadayız. Buraya desteğe gel. Şuraya.
Orası çünkü düşüyor. Düşmemesi lazım. Buraya kaynak peki akıyor mu? Yani akıyor sayılır, akıyor sayılır. Sınırın genişlemesi sefer akıyor sayılır. Dur bakalım şu Mısır Savaşı biterse, Mısır çünkü tek olduğu için biz çok daha rahat onu ezebiliriz. Şu şekilde biz de yandan vuralım ona. Bizim işimize gelir çünkü. 3 tank bu arada şuraya yürürseniz çok iyi olur, biliyor musun? Çok iyi olur. Orası patlar çünkü dayanamaz. Burası patladı bu arada. Bir tane tankı saldım yeter. Piyade. Piyadesin mi sen? Ya da neyse kal git onunla beraber de. Seni buradan şuraya doğru falan kapatmaya yollarız. Hatta direkt oradan böyle yürü. Geçen tank da direkt oradan böyle yürü sen de. Direkt böyle hatta. Şurayı kapatabilirsem çok iyi olur ya. Mısır da bu arada boş değil yani. Adam var iyice de. Ya, komple yığabilsem orduyu buraya çok rahat alırım da yığamıyorum ki hiçbir şekilde ordum. Sen kalacaksın kral. Sen kal orada, savun. Senin savunmana ihtiyacımız var. Tankları nereye yollasak? Şurayı kırma şansın var mı acaba senin? Ya da buraya gel. Buraya vazgeçtim. Buraya gel. Burayı parçalarsanız çok daha efektif olursunuz bence. Oraya parçalarsınız ya. Gel bakayım. Oo, arkadan sert geldiler. Oraya gel. Oraya savunma ihtiyaç var. Şu alttan da patlamıyor. Üstten de patlamıyor. Siz hala bitirin şu antrenmanı birader. Ben diyorum niye ekipman yok? Onlar yıllardır antrenman yapıyor. Neyse hallolur. Şükür üretim ihtiyacın üzerine çıkabiliyor mu artık? Üretim biraz da artması lazım da. 170 tane çelik çekiyor bu arada yani tek başına. Ona rağmen yetiştiremiyoruz. Ona rağmen yetiştiremiyoruz. Dönüşümleri bu arada biraz durduralım. Çünkü ihtiyaç olmaya başladı dönüşüm. Ha dur, bunlar normal üretim. Pardon. Onlar normal üretim. Tamam, dönüşümler sadece birazcık sıkıntı. Onun dışında çok da bir sıkıntımız yok. Tamam, problem değil ya. Her şey yetişiyor. Yukarıdan bir şey yapamıyor musunuz? Birader şu dar koridorda aşması da çok sıkıntı be. Vallahi çok sıkıntı. Neyse ne yapalım. Ben bu savaşı kazandım sayıyorum. Çünkü Mısır elbet pes edecek. Ben bu kaynak açığımı kapatırım. Ama Mısır kapatamaz. Mısır'ın o kadar bir fabrikası yok. 30 fabrikada benim 140 fabrikalık gücüme denk olamayacak. Hiçbir zaman. Bu antrenmandan dolayı biz patladık. Burası zaten gördüğünüz gibi şu an eksi miktarımız sürekli olarak artıya kayıyor. Yani eksi 39'du bu kaçtı az önce. Şimdi eksi 13 oldu. Yavaş yavaş o düzelecek. Burasının üretimi düzeldikçe o da düzelecek. Hatta gelin onu tam olarak düzeltelim. Çin'den mi var? Kral Çin'de. Bütün hepsini alıyorum. Daha fazla almaya gerek yok. Tungsten mi lazım? Tungsten'de çok az var be. Vallahi çok az var. Kimse de adam akıllı yok yani. Alabildiğimiz kadarını alalım. Şöyle 4 4 5 5. Ne kadar alsak çünkü biliyorsunuz ki üretimi arttıracak. Şöyle bütün satılanların hepsini alalım. Bunların hepsi mesela gidecek üretimi arttıracak bize. Mesela bunu şey yapamaz. Tutup da iki taneye bile fabrika verecek kuvveti yok. Ama ben bunu yapabilirim. Ben bunu veririm. Benim için sıkıntı değil. Konvoyunu da veririm. Şeyimi de veririm. 43 tane bin konvoy var yani. Konvoyların patlasa bile hiç sıkıntı değil. Bu şekilde hem de müttefiklere de destek olmuş oluruz. Şuna kadar alalım. Aynı şekilde alüminyum var mı? Yok herhalde. Yok. Neyse bunu toplayalım. Bakalım üretimi ne kadar arttırabileceğiz onu test etmek için şu an alıyorum. 2,80 yanlış hatırlamıyorsam değil mi üretim? Bir bakacağım tekrardan. Alüminyum zaten az olduğu için bütün hepsini alacağım. Kim ne kadar veriyorsa açıkçası. Bütün hepsini alalım cebe koyalım. Kapalı ekonomiye mi geçsem ne yapsam ki? Belki o zaman yani 60 taneyi daha cebe koysam yetmez ki ya. Çok fazla ihtiyaç var. Çok fazla ihtiyaç var. Tamam. Petrol hiç ihtiyacımız yok zaten. Belki bizden alan olur diyeceğim de herkesin petrolü var gibi duruyor şu an. Araştırmada seçelim.
Oynamaktan ben de çok zevk alıyorum ama şu an bu çok uzun sürmesi beni çok yoruyor ve çok sıkıyor açıkçası. O yüzden ben yapmak istemiyorum bunu. Ufacık bir zarar mı ediyoruz? Yok, kârdayız. Güzel, güzel. Bunu zaten daha fazla düşüremiyorum. Onun dışında kapalı ekonomiye geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Kapalı ekonomiye geçeceğim o zaman. Kapalı ekonomideyiz. Bakalım. O kadar kaynak aldım. Üzerine kapalı ekonomiye geçtim. Ve bununla beraber üretim 2.80 falandan 12 taneye çıktı. Çünkü 325 çelik veriyoruz. Artık 2 katı çelik verebiliyorum. Günde 12 tane üretmeye başladım. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Bu bizim bütün ihtiyacımızı artık kapatmaya başlayacak. Hala eksi 8'de gözüküyoruz ama açıkçası şöyle bir kaç dönem dursak, saldırmak yerine biraz dinlensek, yani şöyle en azından organizasyon ve benzeri şeyler toparlanana kadar çok daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Şu an mesela şu artıya geçişini görmek istiyorum. Yani şu an 12 üretiyoruz, 18 harcıyoruz. Ki bu zamanla da biliyorsunuz ki üretim verimliliği zamanla artıyor. Arttıkça da haliyle de gelişmeye devam edecek. Ekstra uçaklarımız mesela da artacak. Transport plane bu arada hiç üretemiyoruz. Biz bunu birazcık azaltsak mı ya? Zaten veremiyorum. 344. Şöyle bakayım. 344, 330 yeterli olacak. Şöyle verelim. 50 fabrika olsun. Daha fazla üretir bende. Bu şekilde daha mantıklı. Bence yani en azından. Mesela uçak için şu an günde 3,5 tane falan üretiyorum. Şunu şöyle alırsam eğer günde 60 tane çıktı, gördünüz mü? Bir yani tungsteni verdim, günde 60 tane oldu. Bunun aslında daha mantıklı bir yolu var. Hani yarısını buraya, yarısını buraya aktarabilmek için bir tane daha altta bir üretim bandı açıp buna 25 verirsem bir kısmını bu kullanır, bir kısmını alttaki tanklar kullanır. Şöyle şu şekilde yani. Şöyle 5. Şöyle yaparsam eğer ki gördüğünüz gibi buna da, pardon, ha, şuna da tungsten geleceği için o da günlük üretimini sağlar. Böylelikle hepsi üretmiş olur. Mesela bu şekilde mantıklı bir üretim de yapabiliriz. Yapalım, böyle yapalım. Günde 35 tane çıktı bu arada. Yani doğru kaynağı, doğru fabrikaya doğru kaynağı verdiğin zaman daha fazla ürettiğini fark ettiniz mi? O zaman bunu kısıyorum ben. 10 fabrika mı yapayım? Yetmiyor ki. Bunu yapmak zorundayız. Yani düşünmek bir şeyi değiştirmez bunda. Bunu da arttırmamız lazım. Bunu yapmak zorundayız yani onda. Bunu 50 fabrika yapsak peki? Ne olur? Artar mı acaba? Neyse yapmayalım. Belki 30 yapabilirim de. Şöyle şunu 20'ye çek. Sonra bunu ver bütün fabrikalara. Transport uçağına ihtiyacımız var. Çünkü kaynak gitmeyecek. Şöyle bakıyorum bir eksiklerimize. Ne kadar eksiğimiz var? Ne kadar götürebiliyoruz? Evet, şu an cayır cayır bütün eksiğimizi çatır çatır kapatıyoruz. Tüfek üretmemiz lazımmış bizim. Çoğunu fark ettim. 10 fabrika tüfek verelim. 10 fabrika şu ver. Bunu da 10, 5, 5, 5. Bunları 5'e çıkar. Bunların hepsi 5 olmak zorunda bu arada. 5, 5, 5, 5, 5. Şunu bir fabrika indir. Tam mı yetti? Yetmedi bile. Oha. İlginç, 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 ilginç. Yetmedi bile. Kral dönüştürme artık. Dönüştürme yeter. Lazım olmaya başladı askeri fabrikalar. Daha bu arada fabrika basacağımız çok deli divane yer var. Yani sadece onları ben siville doldurdum da karın içinden geçeceğim. Şu an bir zarar bir kar falan takılıyoruz ama mühim değil. GDP artsın diye hani düşürdüm bilerek. Ve inşaatlar daha hızlı gerçekleşsin diye. Şu an tank yok haliyle. Tanklar mesela sipariş falan da ettik biz ekstra olarak. Onlar da daha gelecek. Yani bu savaşın sonucunda %100 bir şekilde biz kazanacağız. Onun kurtuluşu yok. Yani o garanti bir olay. Hatta daha fazla uçak kaldıracağım mesela yakın tarihte. Şöyle hatta ufaktan uçakları da dizmeye başlayalım. Şuraya. Kaç olduk? 283. Tam hepsini koyabilirim ya. Tam da böyle gitti. Şuraya mesela bunları bombardımana başla. Değil mi? Mesela altyapıyı bir bombardımana tuttum mu? Bir de sivil fabrikalarını. Ne olacak?
Haliyle hiçbir şey gelişmeyecek. Hiçbir şey, yani hem tamirini yapamayacak hem de kaynak gelmeyecek orduya. Bu şekilde yok edeceğim, içinden geçeceğim. Varsa gemisini limana da vursunlar. Yani bu şekilde ufak ufak biz bunları rahatlıkla halledebiliriz. Hiç problem değil bizim için. Bakıyorum şöyle, Fransa'dan falan bir şeyler alıyoruz da. Çok da mühim değil ya. Özgürlüğüm, bir ülkemizi geri alalım da. Ağzımıza sıçmışlar çünkü. Ekonomi kalmamış. Adamlara çalışıyoruz. Ha bak, böyle kalsın bana yeter. Sıkıntı yok. Bir ülkenin cebindeki para. Onu senelerce yeter yani bu para. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. İşin sonunda ben kazanacağım. Sadece birazcık beklemem lazım. Hazırlıksız yakalandım. Birazcık dinlenmem gerekiyor. Bu açığı kapatmam gerekiyor. Çünkü çok büyük bir ordu oluşturdum ve bu orduyu daha yeni dizdim, yolladım buraya. Haliyle bu ordunun kendine gelmesi şart. Ordu kendine gelmeden hiçbir şey olmayacak. Bundan 45, bundan şunu da öncelikli olarak ayarla, equipment olarak. Yani kaynaklar önce bunlara akıyor şeklinde ayarla. O şekilde recon falan filan. Sadece önceliklerle 3500 tane mi aktardı? Ne yaptı? Ne oldu oğlum? Eksi 3500 yedik. Öncelik dedik lan sadece. Tank mank eklemedik. Ya da mesela şu, bu şekilde de çözebilirim problemimi. Bu şekilde bir tık azalttığım zaman çok da güçlerinden kaybetmeden mesela cebime biraz daha fazla tank sokabilirim. Bunu sağlayabiliriz. Değil mi? Dur bakayım şöyle, 5000 tane mesela tank. Hatta şu sırayı komple kaldıralım. Şuraya ekle. Bunları ekle, pardon. Motorize infantri. Şu mekanize infantri. Burayı komple kaldır. Bir 5 tane kaldırdım var ya, canavar gibi yer açılır yani. Bak 15.000 yer açıldı. Bak şimdi eksi var mı? Tak diye şimdi bir gün sonra hep full artıdayız. Bir de daha bir sürü tank siparişi var. Onlar gelecek. Nasıl lan? Gerçi eksi 27 bin neydik? Doğru. Toparladık. Mesela yarısını toparladım zaten. Bir sene diyor da o zamanla toparlar büyük ihtimalle kendini. 25'ten daha fazla vermek lazım. Bu hiç üretmiyor çünkü şu an. Bunu 25 yap. Bunu 10 yap. Şöyle yap. Kim? Tamam. ESA 42-42. Uçak çok da önemli değil şu an. Daha bir de Faction'a girmedim. Faction'a girsen oho, olaylar olaylar. Yani daha çok şey var. Ama yani ekonomik açıdan çok rahat bir durumdayım. Ekipman alabilirim. Her şey alabilirim. Ekipman almayı keşke bu şekilde yapmasalar da şunu düzeltebilseler ya. Gerçekten düzeltebilseler. Düzeltmeden kastım şu. Yani ben ekipmanı niye 10 senede alıyorum arkadaş? Mesela açılsın bir ekipman paneli, açılırsa bir gün geçmesi lazım. Gerçi ben hepsini aldım zaten. Close'de, Vigil tab'de. Bir sürü ben şey, her şeyden aldım, emrini başlattım yanlış hatırlamıyorsam. Main Battle Time kaç? 2015, 2025'ler varmış bak. Alıyorum da bunlar ta ne zaman gelecek bu? 210 gün sonra gelecekler. APC. Bunlardan söyle. Bunlardan söyle. Bunlardan söyle. Bunlardan söyle. Bakmıyorum hani türüne. Şöyle söyle söyle söyle. Dandikmiş, kaliteliymiş. Hiç umurumda değil. Yani ihtiyacım var her türlüsüne. Hiç fark etmez. 2005 model de alıyorum. 2025 model de alıyorum. Ama bunların gelmesi aşırı uzun ya. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Yani gözünü seveyim, bana şimdi 200 tane tank verecek Rusya. Yani 100 tank niye 200 günde geliyor oğlum? 100 tane tankı niye o kadar uzun sürdü? Ben günde 50 tane üretiyorum zaten. Ben günde 50 üretiyorsam Rusya size günde kaç tane üretiyordur? Yani 2 günde üretiliyor, adam bunu 2 günde üretsin. E hadi yılan 2 haftada bunları taşıması için uçak muşak hazırlasın. Ya da gemi memi hazırlasın. 2 hafta. 2 haftada da tankları da götürürsün yani.
Hadi lan bir ay olsun. Bir ayda götürsün. E bir ayda buraya yolculuğu olsun. 2 ay olsun yani. 60 günde gelir. Çünkü elindekinden veriyor bana. Ama gelmiyor. O da haliyle biraz can sıkıyor. Neyse bu bölümde bu kadar diyelim. Zaten bu da final bölümümüz. Afrika'yı ben aldık sayıyorum. Çünkü alt kısmında çoğu yeri aldım. Üst kısmını zaten tamamını aldım sayılır. Bir tek 2-3 ülke kaldı yani Algeri, Tunus ve Libya kaldı. Mısır'ı bittirdik sayılır. Bunlar da zaten para ver al, para ver al şeklinde aynı sistemde yürüyecek diyebiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.